TV'de yayınlanan 8. sınıf matematik dersine hepiniz hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeniniz Esra Atmaca. Liselere geçiş sistemi 2018 yılında yapılan matematik testine ait bizler sorularımızı çözmeye devam edeceğiz. En son 10. sorumuzu bitirmiştik. 11. sorumuzda kalmıştık. Bugünkü dersimizde 11. soruda soru çözümüne devam ediyoruz. Küp şeklindeki kutunun tüm yüzlerine şekildeki gibi eşit büyüklükte şeritler yapıştırılıyor ve şeritler dışında kalan üçgen biçimindeki bölgelerde boyanıyor. Buna göre boyanan bölgenin alanını birim kare cinsinden gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi çok dikkat edelim. Buradaki tüm yüzeylerin şeklinde tüm yüzeylerin eşit büyüklükte şeritler yapıştırmışız ve bunun küp şeklinde olduğunu vermiş. E küpün tüm yüzeyleri kare şeklindeydi. Birbirine eş karelerden oluşuyordu. Ve biz buna hep eşit büyüklükte şeritler yapıştırırsak o zaman bu birinci yüzeyin üzerinde bulunan mavi bölgelerin alanları tüm yüzeylerde bulunan mavi bölgelerin alanlarına eşit olması lazım. O zaman bir biz birinci yüzeydeki mavi bölgenin alanını bulup 6 ile çarptığımızda bu küpte toplamda boyanan bölgenin alanını Bulmuş oluruz. Öyleyse bu dediklerimizi artık uygulayalım. Bu küp şeklindeydi. Yani tüm yüzeyleri kare olacaktı. Burası y birimse bu kenarın da y birim olması lazım. O zaman şuradaki mavi dik üçgenin alanı y çarpı y bölü 2'den bulunur. Şimdi de şuradaki mavi dik üçgenin alanını bulalım. Bunun için ilk önce dik kenarların uzunluklarını bulmamız lazım. Şuranın uzunluğu y idi. E, X birim kadarı yok. O zaman buranın uzunluğu neye eşit olacak? Harikasınız. Y eksi x eşit olacak. Aynı şekilde buranın uzunluğu da y eksi x eşit olacak. Öyleyse buradaki mavi bölgenin alanı y eksi x çarpı y eksi x bölü 2 şeklinde bulunmuş olacak. Ve bize bunun toplamını soruyordu. Bu bulduğumuz toplam bir yüzünün boyanan kısmının alanı. E bundan 6 tane vardı. O zaman toplam boyanan alanı bulabilmek için de bu ifadeyi neyle çarpmamız lazım? 6 ile çarpmamız lazım. Şimdi gelin ilk önce parantez içerisinde birazcık bir toparlayalım. Y ile Y'yi çarptığımızda Y kare bölü 2 bulduk. Şimdi dikkat edin Y eksi X ile Y eksi X'i çarpacağız. Yani aslında Y eksi X'in karesini elde edeceğiz. Peki Y eksi X'in karesi tam kare özdeşliğinden neye eşittir? Harikasınız. Y kare eksi 2 Y X ya da 2 X Y artı x kareye eşittir. Bunu da ne yapacakmışım? 2'ye bölecekmişim. Ve buradan çıkan cevabı da 6 ile çarpacağım. Şimdi paydalar aynı. O zaman ne yapacağım? Payları toplayabilirim. Y kare ile y kareyi topladım. 2 y kare a eksi 2 x y artı x kare bölü 2 şeklinde parantez içimin cevabını buldum. Şimdi bir de bunu ne yapacağım? 6 ile çarpacağım. Yani aslında 6 bölü 1 ile çarpacağım. Öyleyse sadeleştirme yapalım. 2'yi 2'ye böldüm. 1 6'yı 2'ye böldüm 3. Bu ifadeyi 3 ile çarpmam lazım. 3'ü içeriye dağıtıyorum. 6y kare eksi 6xy artı 3x kare şeklinde de bu toplam boyanan yüzün alanını birim kare cinsinden bulmuş oluyoruz. Yani bu sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olmuş oluyor. Bir sonraki sorumuza bakalım. Kareli kağıtta verilen aşağıdaki dikdörtgenlerden 3'ü Aynı üçgen dik prizmaya ait yüzeylerdir. Buna göre hangisi bu üçgen prizmanın bir yüzü olamaz diye bize sormuş. Şimdi üçgen dik prizma şöyle temsili olarak çizecek olursak şöyle bir üçgen dik prizma çizmeye gayret edeyim. Şurası ve arkası. Şimdi dikkat ederseniz üçgen dik prizmada alt taban ve üst taban yani tabanlar üçgen. Yan yüzeyleri ise nedir? Birer dikdörtgen. Şimdi o zaman burada seçeneklerde verilenlerin hepsi aslında yan yüzeylere ait olması gerekiyor. Ve dikkat ederseniz yan yüzeylerimizde yükseklikler hep eşit. Yani bir diğer anlamda yan yüzeylerimizde aynı uzunlukta olan bir kenar olmak zorunda. Öyleyse acaba ortak olmayan bir kenara kenar var mı diye bakacağız. Şimdi birimlerini bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, altı birim. 1 2 3 4 5 birim. B seçeneğine bakalım. 1 2 3 birim kısa kenarı, uzun kenarı 6 birim. D seçeneğinde 2 4 6 birim yan kenarımıza bakalım. Bu da 6 birim. C seçeneğinde kısa kenarımız 6 birim, uzun kenarımız ise 2 4 6 8 10 11 birim. Şimdi dikkat ederseniz hepsinde ortak bir uzunluk geldi. O da nedir? 6. Demek ki bunların hepsi yükseklik olabilir. Yani şu kenar yüksekliğe ait. Şu kenar yüksekliğe ait. Bu kenar yüksekliğe ait ve şu kenar yüksekliğe ait olabilir. Eğer bunlar yüksekliğe aitse diğer kalan kenarlarsa ne oluşturacak? Üçgenleri oluşturacak. Üçgenin yani tabandaki üçgenin kenar uzunluklarını oluşturacak daha doğrusu. E öyleyse soru şuna döndü. Ben Benden üçgen prizmanın bir yüzü olamaz diye soruyorsa, aslında diğer kalan kenarlarla hangisiyle üçgen oluşturamam diye soruyor, öyle değil mi? E, üçgen oluşturabilmek için de üç kenarı verildiğinde üçgen eşitsizliğini sağlaması gerekiyordu. O zaman soru, diğer kalan kenarlarda hangisinde üçgen eşitsizliği sağlanmıyor şeklinde olacak. Şimdi bakalım. Yani üçgenimizin bir kenarı 5 birim. Diğer kenarı 3 birim, diğer kenarı da 6 birim olsun. Bakalım üçgen eşitsizliğini sağlıyor mu? 3'ü ortaya alalım. 3 diğer iki kenarın yani 6 ile 5'in toplamından küçük, 6 ile 5'in farkının mutlak değerinden büyük olacak. Yani 1 küçüktür 3, o da küçüktür 11 olacak. Diğer kenarlarda da üçgen eşitsizliği yaptığınızda yani hem 5'i hem 6'yı ortaya aldığınızda üçgen eşitsizliğini sağladığını görüyoruz. Ancak C seçeneğini seçmiş olsaydım örnek verecek olursak yani A, B, C seçeneğini seçmiş olsaydım. Üçgenimizin kenarları 5, 3 ve 11 olsaydı 11, 5 ve 3'ün toplamından küçük, 5 ve 3'ün farkını mutlak değerinden de büyük olacaktı. Yani 2 küçüktür 11, o da küçüktür 8 olacaktı. Bakın ne yapamıyorum? Üçgen eşitsizliğini sağlayamıyorum. Ya da A, C, D'yi de seçmiş olsaydınız. Mesela A, C, D'yi seçmiş olalım. Bu sefer de üçgenin kenarları 5, 6 ve 11 olacaktı. Yine 11, 5 ve 6'dan küçük. 6 ve 5'in farkının mutlak değerinden büyük olması lazımdı. 1 küçüktür 11, o da küçüktür 11 oluyor. Bakın yine sağlamadı. Yani burada ben C seçeneğini seçemiyorum. Çünkü burada verilen 11 birim ile ben üçgenimi oluşturamıyorum. Yeni sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi burada verilen cebirsel ifadenin çarpanlarından biridir diye sormuş. Şimdi burada üç terimli bir cebirsel ifade görüyoruz. İki terimli olsun, üç terimli olsun hiç fark etmez. İlk bakacağımız şey acaba ortak çarpan var mı? Hem birinci terimde hem ikinci terimde hem de üçüncü terimde var olan bir ortak çarpan var. Peki söyleyin nedir bu? Harikasınız. Üç ortak çarpan. Öyleyse buraya bir üç parantezini alalım. 3 çarpı x kare eksi 2 x'ye artı y kare olmuş oldu. Yani bir diğer ifadeyle 3 bir çarpan olmuş oldu. x kare eksi 2 x'ye artı y kare bir çarpan olmuş oldu. Peki bu var mı seçeneklerde? Hayır bunları göremiyoruz. Öyleyse çarpanlarını ayırmaya devam edeceğiz. x kare eksi 2 x'ye artı y kare. Bu bana tanıdık bir şey olarak geliyor öyle değil mi? Bir özdeşlik gibi görüyorum. Siz de hatırladığınızı hemen fark ettim. Evet. Bu bir tam kare özdeşliği. İki terimin farkının karesi özdeşliği. Öyleyse biz bunu 3 çarpı x eksi y'nin karesi şeklinde yazabiliriz. Ya da biz bunu aynı şekilde 3 çarpı x eksi y çarpı x eksi y şeklinde de yazabiliriz. Yani 3 bir çarpan x eksi y bir çarpan Diğer x eksi y'de bir çarpan öyle değil mi? Peki bunlar var mı seçeneklerde? Hala yok. Acaba b seçeneği olabilir mi diye düşüneceğiz şimdi. Şöyle düşünün x eksi y bir çarpansa aynı zamanda bunun eksi 1 ile çarpılmış hali olan y eksi x de bir çarpan olabilir. Yani aslında x eksi y bir çarpansa Y eksi x de bir çarpandır. Öyleyse bu sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olmuş oldu. Ya da bunu şu şekilde de çözebilirdik. Şuraya kadar zaten hepimiz aynı şekilde geldik öyle değil mi? Yani 3 çarpı x eksi y'nin karesine eşittir dedik bu verilen cebirsel ifade. Şimdi hatırlayalım 5'in karesi nedir? Harikasınız 25. Peki eksi 5'in karesi nedir? Harikasınız gene 25. O zaman burası x eksi y'nin karesi olabileceği gibi Aynı mantıktan aslında y eksi x'in karesi de olabilir. E o zaman ne olmuş oldu bunun aynı zamanda çarpanları? 3 çarpı x eksi y çarpı x eksi y olabileceği gibi 3 çarpı y eksi x çarpı y eksi x olabilir. Bakın buradan da ispatlamış oldum y eksi x'in bir çarpan olduğunu. Siz hangi yöntem daha hoşunuza gittiyse hangisini daha iyi anladıysanız onu kullanabilirsiniz. Ancak bu sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olmuş oldu. Beyaz kartondan yapılmış bir kare dik piramidin dış yüzünün bir kısmı griye boyanıyor. Bu kare dik piramidin açılımı yapıldığında dış yüzü yandaki gibi görünüyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu piramidin görünümlerinden biri olamaz diye bize sormuş. Şimdi çok dikkat edelim. Soruda çok can alıcı bir yer var. O da açılımının aslında dış yüzünün açılımı olduğu. Çok dikkat ediyoruz buraya. Yani burada biz Dış yüzü olduğu için bunları içe doğru katlamayacağız yani aynı bizim tarafa baktığımız yöne doğru değil baktığımız yönün tam tersi yani arkada ka katlayacak şu uçlar arka tarafta birleşmiş olacak bakın çok dikkat edin dış yüzü olduğu için bunun eğer kendimize baktığımıza göre katlasaydık buradaki verilenler iç yüzü olmuş olacaktı bu çok ayrıntıydı bu soru için aman dikkat diyorum şimdi biz bunu dış yüzünü dışa doğru yani arkaya doğru kapattığımızda zaten bakın şu iki siyahın yan yana geldiğini görüyoruz. İki tane siyah yan yana geliyor. Yanlarında da beyaz dik üçgenler oluşuyor. Yani A seçeneğini görebiliyoruz. Aynı şekilde bizler yine arkaya doğru kapattığımızda şurada iki beyazın da yan yana geldiğini ve yanlarında dik üçgenlerin şu şekilde olduğunu görüyoruz. Aynı C seçeneğindeki gibi bu da oluyor. Bunları direkt hayal edebiliyoruz, görebiliyoruz. Ancak B ve D seçenekleri birazcık böyle birbirlerinin çeldiricisi gibi duruyor. Hangisi olduğuna tam net karar veremeyebiliyoruz. Şimdi bu durumda şöyle bir strateji ile yapabiliriz. Bunları kapattığımızda görünümlerini yani arkaya doğru kapattığımızda beyazın sağda, siyahın sol tarafta. Aynı şekilde bu yan tarafadan da baktığımda beyazın sağda, siyahın sol tarafta. Aynı tarafta böyle yandan gene baktığımda beyazın sağda, siyahın sol tarafta. Aynı tarafta buradan baktığımda bu sefer siyahın sağda, beyazın sol tarafta olduğunu görüyorum. Şimdi B seçeneğine bakalım. B seçeneğinde beyaz sağda, siyah solda. Yine beyaz sağda, siyah solda. Şimdi beyazın sağ sol, sağ sol şeklinde gittiği bir dizilim var mı? Bakın beyaz sağ, siyah sol. Beyaz sağ, siyah sol. Bakın B'yi ne yapabiliyorum? Bu görünümü elde edebiliyorum. Peki şimdi D seçeneğine bakalım. D seçeneğinde siyahın sağda, beyazın solda. Sonra tekrar siyahın sağda, beyazın solda olduğu var. Bakın şurada siyahın sağda, beyazın solda olduğunu görüyorum. Ancak devamında siyahın sağda, beyazın solda olduğu gelmiyor. Bu taraftan da bakıyorum. Diğer alt taraftan acaba olabilir mi diye bakam? O da gelmiyor. Öyleyse demek ki D seçeneği bu görünümlerden biri olmuyor. Şimdi de bir sonraki sorumuza geçelim. İki farklı yüzme kursuna ait ücretler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Yüzme kursuna katılan bir kişi bir defalık kayıt ücreti ve devam ettiği her ay için aylık ücret ödemektedir. Tablodaki ücretleri verilen kurslardan birine katılmak isteyen bir kişinin en az kaç ay kursa devam etmesi durumunda birinci kursa katılması daha ekonomik olur diye sormuş. Şimdi buna dikkat edersek birinci kursun kayıt ücreti ikinci kursun kayıt ücretinden daha fazla ve aylık ücreti daha düşük olmasına rağmen mesela bir aylık gittiğini düşünelim ikinci kurs daha avantajlı ya da iki aylık gittiğini düşünelim ikinci kurs hala daha avantajlı. Öyleyse biz ne yapacağız? Birinci kursun daha avantajlı olabilmesi için en az kaç ay geçmesi gerektiğini bulacağız. Şimdi biz burada aslında soru kökünde neye x dememiz gerektiğini biliyoruz. Bizim burada aya x istememiz gerekiyor. En az x ay geçmiş olsun. Şimdi x ay sonra birinci kursa ödeyeceği ücreti bulalım. Kayıt ücretini bir defa veriyordu. O zaman birinci kursa 310 artı. Şimdi bir ay gitseydi 40 lira verecekti. İki ay gitseydi 2 çarpı 40'tan 80 lira. 3 ay gitseydi 3 çarpı 40'tan 120 lira. E o zaman x ay giderse toplamda aylık ücretleri ne olacak? Harikasınız x çarpı 40'tan 40x gelecek. Birinci kursa x sayda ödeyeceğim miktar bu. Şimdi ikinci kursa bakalım. 130 liralık bir defada ödenen bir kayıt ücretimiz var. Bir ay gitseydim 55 lira. İki ay gitseydim 2 çarpı 55'ten 110 lira. Üç ay gitseydim 3 çarpı 55'ten 165 lira ödemem gerekiyordu. E x ay gidersem o zaman 55 çarpı x'ten de 55 x 55x ödemem gerekecek. Şimdi bize diyor ki bir kişinin en az kaç ay kursa devam etmesi durumunda birinci kursa katılması daha ekonomik olabilir. Ekonomik olur. Şimdi birinci kursa katılmasının daha ekonomik olabilmesi için birinci kursta ödenecek ücretin ikinci kursta ödenecek ücretten ne olması lazım? Harikasınız. Daha ekonomik olabilmesi için daha küçük olması lazım. Yani 310 artı 40 x'imizin küçük olması lazım. 130 artı 55 x'imizden. O zaman gelin bu eşitsizliğimizi ne yapalım? bir çözelim. Her taraftan ilk olarak 40x çıkartalım. Her taraftan 40x çıkarttığımızda 310 küçüktür. 130 artı 15x oldu. Şimdi de her taraftan 130 çıkartalım. Her taraftan 130 çıkarttığımızda 180 küçüktür. 15x geldi. E her tarafı da 15'e bölersek şuradan devam edelim. Her tarafa 15'e böldüğümüzde 12 küçüktür x geldi. Öyleyse x'in alabileceği en küçük değerimiz c seçeneğinde olan 13 değeri olmuş oldu. Evet sevgili öğrencilerim bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bugünkü dersimizde ne yapmış olduk? Sorularımızı çözmüş olduk. 15. Soruya kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Şimdiden hepinize başarılar diliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.